Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Evet bugün Borsa İstanbul neyi fiyatlıyordu ne oldu bunlar üzerinde sizlerle birlikte konuşmaya devam edeceğiz. Belki biraz uzun olabilir şimdilik beni maruz görün. Değerli arkadaşlar Borsa İstanbul'a baktığımızda Borsa İstanbul'da X Bank'la XUC'nin son derece farklı ayrıştığını gördük. X Bank açılışta direkt taban oldu. Dün de direkt tabandı. Dün zaten %10 yemiştik. Bugün de yüzde Direkt 2 günde %20 fiyat kırıldı. Sanayi biraz daha iyiydi. Ereğli %7.85. Şişe %4.10. İnşaat 2.47. Çünkü niye inşaat ile konuşacağız. Türk Hava Yolları %9 da zirveye gitti. Petkim, Kardemir, Vestel onlar yukarıya çok gayet güzel hareketler yaptılar. Ve baktığımızda mesela emlak konutu merak ediyorum. Mesela emlak konut ben ne demiştim? Yani eğer iktidarın kazanılacağı düşünülüyorsa konut fiyatları artar ve gördüğünüz gibi %9.11 emlak konut. Şimdi değerli arkadaşlar ister beğenin ister beğenmeyin. Bazı arkadaşlar diyor ki Selçuk Bey ne alakası var? Xbank ben bir tweet attım şurada yayınlıyorum. Ee, bu tweette arkadaşlar 3 kilogram yoğurdu. Eğer Xbank bu şekilde düşmeye devam ederse 300 liraya bu yılın sonunda yeriz diye. Bunun ne alakası var diye birçok arkadaş sordu. Sordu sordu arkadaşlar mantığı kuramamış olabilir bunu kabul ediyorum. Ancak ben hayatım boyunca bir borsanın siyasetten bu kadar yoğun etkilendiğini hiç görmemiştim. Bakın bunu çok açıkça söylüyorum. Yani siyasetten bu kadar ciddi ve yoğun etkilenen bir borsa İstanbul'u finans dünyası görmedim. Şimdi bu izlenen politikayla ilgili bir şey. Yani evet ben sanayiciye inanıyorum. Sanayiciye, üreticiye destek vereceğim derken siz finans bacağına çok sert bir darbe atıyorsunuz. Yani izlenen para ve maliye politikası yani şu fiyatlanıyor. Bu ben aslında iktidarın da muhalefetin de para ve maliye politikasını yanlış buluyorum. Bakın bunu söyleyeyim. Yanlış buluyorum. Çünkü ekonomi bir denge bilimidir. Denge Denge, ekolübirim, dengeyi sağlamanız lazım her konuda. Yani finansta, sanayide, faktüringde, leasingde, çalışanda, emekte, çalışma ekonomisinde her şeyde bir dengeyi sağlamanız lazım. Dengelerin bir tarafıyla yine aşırı derecede bozduğunuzda bu tıpkı içi su dolu bir balona benzer ve nereden tutarsanız oradan pörtlemeye başlar. Şimdi bankalar iki gündür taban oluyor. Şimdi bu taban olması da sert fiyatlanıyor çünkü neden? 2008 dünyanın en derin kriziydi. Bir ayda %50 düştük. Bakın bir ayda. Ve o zaman enflasyon %7 idi. Enflasyonun %50 olmasının avantajı ne? Taşıma maliyeti çok fazla değil. Kazançlarımız reel anlamda kazanmıştık. Reel anlamda kaybediyoruz. Şimdi burada reel anlamda da kaybediyoruz. Nominal anlamda da kaybediyoruz. Çünkü neden enflasyon %50? Yani o zaman %7 enflasyonda bir ayda %50 yemekten ziyade %50 enflasyonda 2 gün üst üste %20 eksi yemek daha ağır. Siz çünkü reel anlamda kaybettiğiniz gibi nominal anlamda da kaybediyorsunuz enflasyona karşı. Şimdi böyle olunca finans sektörü tökezler. Finansek peki finans sektörün niye tökezliyor? Çünkü iktidar gelirse para ve maliye politikasında faizler arttırılmayacak. Faizler arttırılmadığı sürece de enflasyon yüksek kalacak deniyor. Enflasyon yüksek kalacak denildiği anda elinizdeki şu paranın değeri değerli arkadaşlar. Şu paranın değeri seneye çok daha az olacak. Yani seneye bunun değeri 5 lira olacak. İşte bunu kazanan, bunu üreten ve bunu satan bankaların değeri düşüyor. Sanayinin değerinin yükseldiğini sanıyoruz biz. Sanayinin değeri aslında yükselmiyor. Bu politikaların devam edeceği düşüncesiyle İleriye yönelik enflasyonist hareketlenmeleri satın alıyor borsa 6 Yani eğer iktidar ikinci turu alırsa Mayıs ayında yani 10. 11. aydaki patlayan enflasyonu şimdiden sanayinin duran varlıkları üzerine eklemesi bu. Kabul ediyorum en azından nominal anlamda sanayi değerini koruyor. Bunu kabul ediyorum. Finans, bankacılık gibi sektörler ise reel anlamda kazanmadığı gibi nominal anlamda da enflasyona karşı geriye düşüyor. Bunu da kabul ediyorum. Eyvallah. Başımızın üstünde yeri var. Bunun sonucu nereye gider? Bunun sonucu nereye gittiğini ben size açıklıyorum. Ben ne A Partiliyim ne C Parti'liyim. Yani ikinci turda bilmiyorum ne olacak ama şu an piyasa ikinci turu sanki mevcut iktidar fiyatlayacakmış gibi. Seçim birinci turda sanki muhalefet alacak gibi fiyatlarken şimdi de iktidar alacak gibi fiyatlıyor. Ancak her ikisi de yanlış. Yani para ve maliye politikası. Bu dengeyi kaybediyoruz. Şimdi bu nasıl kaybediyoruz? Eğer bu paranın değeri seneye 5 lira olursa 3 kilogram yoğurdu 300 liraya yemeye başlarız. Ancak bu finans sektörü geriye doğru düşer. Factoring, leasing, bankacılık gibi şirketler, yatırım şirketleri geriye düşer gibi olur ama bir yıl sonra bunlar bunun üzerine koyar. Yani nasıl ki Akbank'ın karı bir anda 3 milyardan 8 oldu. 8'den 21 milyar TL oldu. Ha şimdi tam konsolide oluyordu. 10-11 milyar TL düştü. Eğer bu para ve maliye politikası devam ederse seneye Akbank 40 milyar TL kar eder. Bakın 40 milyar TL, çeyrek de 40 milyar TL kar eder. Şimdi burada o zaman şu soruyu sormak gerekiyor. Evet güzel şişe iyi gidiyor, Ereğli iyi gidiyor. Bunlar reel kazançlar değil ileriye yönelik nominal kazançlardan bahsediyorum. Ama bankacılık şimdi düşük gibi görünüyor ama bu karları üzerine koyduğunda 6 ay sonra 8 ay sonra onlarda da bir hareket başlayacak. Sıkıntı şu sanayi yükselecek. Evet şimdi ilk başta bir bu darbeyi bankacılık ama bankacılık da yüksel. Çünkü niye? Diyelim ki 3 kilogram yoğurt. 3 kilogram yoğurt 50 lira. 50 liralık bir yoğurdu üreten bir yoğurt fabrikası bankadan bugün 10 milyon TL kredi çekiyorsa Satmış olduğu ürün 500 lira olduğu anda 3 kilogram yoğurt, bu sefer 10 milyon TL'dir. Bankadan 500 milyon TL kredi verecek. Bankayı büyümeye zorlayacak. Bankada büyüyecek. Bankada bu sefer 10 milyon TL yoğurt fabrikasına kredi verirken 500 milyon TL isteyecek. Bu sefer diyecek ki merkez bankasına ona 500 milyon TL ver. Merkez Bankası tamam veriyorum diyecek basacak bankalara verecek. Bankalarda yoğurtçulara verecek. Niye 500 lira oldu? Ha 50 liralık yoğurt 500 lira olduysa senin maaşın bir yıl sonra almış olduğun 8 bin lira maaş 80 bin lira olacak mı 12 ay sonra? Bu soruyu sormak gerek. İşte burada demek istediğim bu para ve maliye politikası devam ettikçe ücretli çalışanlara yük biniyor. Sanayiciye ve üreticiye ve fabrikatöre yük binmiyor. Biz sanayici üretmeye devam etsin diyoruz. Ancak bunun bir denge içerisinde olması gerektiğini söylüyoruz. Bu denge sürekli çalışanın aleyhine bozulup, üretenin lehine gelişir. Çalışanın aleyhine düşüp, üretenin lehine gelişip, çalışanın lehine aleyhine düşüp, üretenin lehine geçerse bu burada gerçekten bir infial olur. Burada bu noktada TL'yi değerlendirici adımlar atmak zorunda para ve maliye politikası. Çünkü neden? Çünkü arkadaşlar bu emeği itibarsızlaştırıyor. Çalışmayı itibarsızlaştırıyor. Bu sanayi şirketleri 11 ay sonra 10 ay sonraki patlayacak olan enflasyonu fiyatlıyorsa şu an patlayacak olan enflasyonu fiyatlıyorsa bizlerin ileride alacağı ücret ne olacak onun hesabını yapmamız lazım. İşte burada bu dengeyi sağlayamazsak gerçekten denge sürekli çalışanın aleyhine itibarsızlaşır. Burada bu patlayan enflasyonla beraber ben dedim ki gayrimenkul fiyatları artar. Artar. Peki hepimiz şikayet ediyoruz. İşte 1 milyonluk gayrimenkul 3 milyon olmuş. 3'ten 5'e çıkmış. 5'ten 7'ye çıkmış. E, 2 ay sonra da 9'a çıkar. E sen alamıyorsun. Alamıyorsun. Ya hiç alamazsın. Bu sefer ne olur biliyor musun? Adam her yerde iş ortamı olur. İş. Çünkü niye? Üreten Ürettiğinden dolayı işçi arar. İşçi arıyorum ben der. Ama işçi çalıştığı anda almış olduğu aylıkla ihtiyaçlarını gideremez. O zaman der ben çalışayım, İş var kabul ediyorum. İş var ama çalışmayı istemiyorum. Niye çalışayım ki? Yani ömür boyunca çalışıp bir ev bir araba alamayacaksan ben niye hayatımın 65 yaşına kadar çalışayım? İşte bunu dediği anda burada bir tıkanma olur. Yani o insan bir insan aylığını aldığı anda Gıdasının, sağlığını, ulaş, ulaşımını ve ömrü boyunca çalıştığı zaman bir ev, bir arabasını minimum derecede alması gerekiyor ki o adama çalışmaya ikna edebilirsiniz. Yoksa fabrikaların hepsi işçi arar. E ben de işçi, ben de şu bu şuna benziyor. Ben evime temizlikçi arıyorum. 50 e, liraya gelsin, 50 liraya temizliğimi yapsın, yemeğimi yapsın, pazar alışverişimi yapsın, çocuklarımı okuldan alsın, getirsin, e, arabayı yıkasın, e, evi temizlesin. 50 lira da vereyim. Bunun gibi. Kim gelir kimse gelmez. İşte bunun gibi olur. Yani çalışanın emeğini çok fazla da itibarsızlaştırdığımız zaman da bu kötü olur. İşte X Bank'ın bugün taban olması ve sanayinin yükselmesinin ileriye yönelik projeksiyonu, ekonomik projeksiyonu budur. Bu noktada bence bakın iktidar alır seçimi veya muhalefet alır. Burada bir denge unsurunu gözetmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar yani... Bu X-Bank'ın iki gün üst üste taban olmasının fiyatı hey dikkat edin bu senenin sonunda 3 kilogram yoğurdu 300 liraya yersiniz fiyatlamasıdır. Bir grafiklere bakalım ondan sonra bir videomuzu kapatalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada baktığımızda evet bizim XU 100'ü taşıyan şurada 4499 vardı biz 4479 vardı özür dilerim 4479'da iyi bir destek olduğunu gördük yani bu destekten döndü fiyat döndü. Tamam eyvallah kabul ediyoruz. Yukarıya doğru gittik. Yukarıya doğru şu e, düşeni kırmamız gerekiyor bizim ilk etapta. Tabii kırar mıyız kıramaz mıyız ancak 15 gün boyunca sanki şöyle bir yukarıya doğru gelecek. Şu dirençten böyle tekrar geriye doğru dönecek. Tekrar yukarıya doğru çıkacak. Tekrar aşağıya doğru inecek gibi. Şu e, ikinci tura kadar şu üçgen içerisinde hareket edeceğiz. Bizim burada dikkat etmemiz gereken tek unsur nedir arkadaşlar? Yani borsada yeniden bir yükseliş trendi olup şu düşeni kırıyor muyuz, kıramıyor muyuz? Tabii burada neyi kıramadık? Burada aslında düşeni kırdık birinci turda. Ancak birinci turun, ikinci turun, birinci turun sonuçlarını beğenmeyince borsa aşağıya kadar sert bir satış yedirdi. Tabii bu sert satışın içerisinde X Bank'ın da etkisi var. Ancak şu son barlarda X Bank düşmesine rağmen e, borsa İstanbul yukarıya doğru gitti. Şimdi burada şimdi şuna bakalım arkadaşlar. Bir teknik sinyallere bakalım. Teknik sinyaller al satta tabii. Şimdi bakın hareketli ortalama ne kadar yukarıda kalmış. Burada şelale tipli bir düşüş oldu seçim sonuçlarından sonra. Ve burada evet sat sinyalinin devam ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Bankacılığa baktığımızda arkadaşlar. Şimdi bankacılıkta bakın gördüğünüz gibi tepki bile veremiyor. Bakın o kadar uzun bir kırmızı bar ki bu. Bu bankacılık demek TL demek arkadaşlar. Bu TL'nin grafiği. Yani TL vahim. Buradan aşağı bu da TL'nin var. TL bir tepki vermeye çalışıyor tekrar aşağı iniyor. Yani vahim bir durum ve burada da baktığımızda da sat olarak görüyoruz. Peki değerli arkadaşlar iktidarlar neden kendi paralarını değersizleştirmeye çalışırlar, itibarsızlaştırmaya çalışırlar? Aslında iktidarlar paralarını itibarsızlaştırmanın nedeni dışarıdan dış yatırım çekmek amacıyladır. Yani dışarıdan işçiliği ucuzlatırsınız, emeği ucuzlatırsınız. Şu kalemi Avrupalı 100 liraya üretirken siz de ucuz yani siz bunu 2 dolara 3 dolar üretecek işçiyi ayarlamaya çalışırsınız. Ancak burada çok fazla da ucuzlukta dengesizlik yaratır. Çünkü çok fazla da ucuzluk yaptığınız zaman da şu adam bir kalemi 100 dolar üretiyorsa siz 2 dolar üretiyorsunuz. Bu kalem için siz 50 tane üretmeniz lazım. Yani Avrupalı Hollandalı bu kalemi 100 dolar üretiyor bir tane satıyor. Siz bundan için 50 tane üretiyorsunuz. Fakat bunun 50 tane üretmesi için tamam iş gücünü geçtik. İş gücü neredeyse bedavanın da altına düşmüş. Türkiye için konuşuyor. Çin'in de altında belki iş gücü çalışma. Ancak burada bu kalemin üretilmesi için 50 tane kalemin üretilmesi için bir enerji var. Hollandalı bir kalem üretip 100 dolar alıyor. Bizde ise 2 dolar üretiyoruz aynı kalemi. Çünkü niye? işçilik maliyetleri çok ucuzlatıyoruz. TL'yi de ucuzlatıyoruz. Çalışanı da ucuzlatıyoruz. Ancak 50 tane üretmemiz gerekiyor bu sefer. Bu sefer de adam evet yatırımı bize yapıyor kolay yatırım çekiyorsunuz yurt dışından ucuz ama bu sefer de Hollandalı'nın bir kaleme satmış olduğu 100 dolarlık meblaya ulaşabilmek için 50 kalem üretmeniz gereken enerji birim miktar düşüyor. Oysa enerji enternasyonaldir. Yani elektrik, petrol bunlar varildir. Yani internasyonal olarak siz belli bir noktadan sonra yine bu 50 tane kalemi üretebilmek için gerekli olan enerjiyi bu sefer yurt dışına ödemek zorunda kalırsınız. O yüzden bu bir denge işidir. Bu kadar TL'nin ucuzlaması, bu kadar TL'nin devalüasyon üzerine devalüasyon yemesi ekonomi için kesinlikle sağlıklı falan değildir. Bunu seçim harifesinde olduğu için falan söylemiyorum. Fiyatlamalardan bahsediyorum. Çünkü X Bank iki gün üst üste taban yiyor. Burada kesinlikle ama kesinlikle TL'yi değerlendirici hareketlerde bulunması gerekiyor. Ee, yoksa önümüzdeki günlerde enflasyonun düştüğünü görürken yeniden yukarıya doğru bir rally yapan bir enflasyonu görürüz. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadan hatırlatmak ister. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.